Yeni mahsul patates ve kuru soğan Edirne halinde 1 lira 70 kuruştan işlem görüyor. Eski ürünün fiyatı ise 1 lira 20 kuruştan satışa sunuluyor. Niğdeli patates nakliyecisi Ümmet Şahin, tarlada fiyatı 20 kuruş olan patatesin devlet tarafından 85 kuruşa satın alındığını, bunun da üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Daha önce çok düşüktü. Malın halkın elinde kaldı malları. Şimdi devlet alıyor. Çok güzel. 20 kuruştu. Şimdi 85 kuruşa devlet alıyor. Depolarda milletin malı kalmaz çürümekten. Kurtuluyor. Hem çiftçi rahatladı. Hem millet, halk daha diyor devlet yiyor. Vallahi bundan sonraki patates bitiyor yani. Çünkü gelecek mahsulü bilemedik kaç para olacak yeni mahsul. Ama bu eski mahsul bitiyor. Yani devlet aldığı için bitiyor yani. Patates vardı 1000 liraydı, patates var 20 kuruş. Çiftçi malları ucuzdu, şirket malları yüksekti. Tabii şirket malını ucuza vermiyor, köylü malı satılmıyor. Onu devlet aldı. Edirne Sebze Meyve Hali esnaflarından Müslüm Şahin, patates ve soğanın bedava dağıtılmasından dolayı işlerin azaldığını, ancak üretici bakımından iyi bir uygulama olduğunu kaydetti. Nakliye, işçilik dahil olmak üzere şu an 1700 liraya bize mal oluyor bu patatesin fiyatları. Yalnız 1 liraya da mal olan patatesler var. Zaten o da devlet kanalıyla bedava dağıtılıyor. Bizim devletin dağıttığı kesime biz de sonuçta patates satıyorduk. Bizim esnaflarımız, biz esnafa satıyorduk. Esnaf da onlara götürüp satıyordu. Şu an o kalktı, o sektör ortadan kalktı. Devlet bedava dağıtıyor şu an. Soğanı da aynı, patatesi de aynı. Şimdi çeltik de var. Ama bir yönden de iyi tabii ki üreticilerimiz için. Elindeki malların stoklarının eritmesi için, ellerindeki mallar bitsin. Yani çiftçiyi de düşünmek lazım bu yerde. Taze 1.20, yeni mahsul 1.20 ama eski soğanlar satışı 1 liraydı. Hal çıkışı eski soğan 1.20. Taze soğanın hal çıkışı 1.60, 1.70. 10 tane soğan geliyor.